Değerli protokol üyeleri, basınımızın güzide mensupları, bu güzel ve önemli günümüzde uzaktan ve yakından buraya teşrif ederek Karabük halkı manevi mimarı Bahattin Gazi Hazretlerine verdiği değeri bir kez daha göstererek bu yılda bu güzel ve muhteşem ortamın oluşmasına vesile olmuştur. Emeği geçen bütün kurum, kuruluş ve şahıslara canı gönülden teşekkür ediyorum. Bahattin Gazi ve Eğitim Kültür Vakfı ile Karabük Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu geleneksel Bahattin Gazi'yi anma ve dede yaylası etkinliklerine bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle sizlere programı arz etmek istiyorum. İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim okunması, açılış konuşması, Bahattin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın faaliyetlerini takdimi, misafir konuşmacılar, Safran Tasavvuf Yolu Derneği ilahi dinletisi, geleneksel pilav ikramı ve kapanış. Sizleri Bahattin Gazi Hazretleri ve bu cennet vatanı bizlere emanet eyleyen tüm şehitlerimizin manevi huzurunda İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz, Kur'an-ı Kerim okumak üzere Ovacık Merkez Şengül Camii İmam Hatibi Ahmet Taha Doğmaz hocamızı kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء Hazretleri bundan 300 sene evvelisi civarında Karabük Köyü mahallesinde bir çoban iken, yani kısacası bir köprü yapılması icap eder. Köylü buna pek kulak vermezler. Ama geyiklere dağdan kereste taşıtır. Taş taşıtır ve köprünün yapımına başlar. Kerameti meydana çıkınca eve geliyor. Hanımına diyor ki 3 gün eve gelmezse şu evdeki danamı bırakın, beni bulur. 3 gün sonra gelmeyince danayı salıyorlar. Dana bu beldede şu anda meftun bulunan yere buraya gelmiş, vefat etmiş. Allah kanı kanı rahmet eylesin.
Vefatından sonra buraya geliyor köylüler, defnediyorlar buraya. Defnedildikten sonra bir müddet sonra belki bir iki dakikamız alacağım ama anlatmamız gerekiyor. Bir ayı geliyor, mezarından çıkarıyor, yiyecek. O anda ayıya bir tokat atıyor, mezarından eli çıkıyor, ayı orada ölüyor. Bu köylerden bir Allah dostu zata rüyasında diyor ki, benim elim kirlendi, şu elimi yıka. Köle aldırış etmiyor. İkinci gün yine aynı rüya, üçüncü gün aynı rüya, buna bir hikmet var. Bir ibrik dolusu su alıyor, geliyor burada, el dışarıda, eli yıkıyor. Şu el içeri nasıl çekilecek? Derken bir yerden bir takırtı duyuluyor. Takırtıya bakarken el içeri geçiyor. Bir ikinci kerameti burada yine. Buranın çok yaşlı bir türbedarının kızıyla tanıştım 1994 senesinde, bu kardeşimiz. Sordum, Bahattin Gazi Hazretleri burada uzun seneler türbedarlık yaptınız. Baban burada bir şeye şahit oldu mu? Evet dedi. Babamın şunu anlattığını duydum dedi. Neyi anlattı? İstiklal Savaşı'nda burada şu meydanda, caminin önündeki meydanda süvariler gelir, burada silahlanır, bu kayadan aşağı sürdüklerini babam görmüş dedi. Böyle bir mübarek zat. O günden bugüne Bahattin Gazi Hazretleri'nin anmak üzere bu civardaki beldedeki insanlar panayır düzenlerlermiş burada. Panayırlarda da zenginler, bize gelen ifade, piran diyorlar, her zengin 15 neyse koyun kesermiş, kızartırlarmış, buradaki gelen cemaate dağıtırlarmış. Yani bu geleneksel 1994 senesinden beri de Karabük Belediye Başkanlığı ile beraber Bahattin Gazi Hazretleri'nin uhdesinde, başkanlığında törenleri yapıyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Karabük Belediye Başkanlarımıza, valilerimize, orman işletmenizi, köy hizmetlerine, emeğe geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Burayı bu hale getiren bu yöre halkı, Bahattin Gazi Vakfı olarak da bizler de gücümüzün yettiği nispette Karabük'ümüzde yüzlerce fakir talebeye karşılıksız burs veriyoruz. Onlarca fakire ayı ve nakdi yardım ediyoruz. Tabii bu halkımızın yardımı ile. Bu vesileyle bunları kısaca anlattıktan sonra fazla almayın vaktinizi. Hepinize saygılar sunar, hoş geldiniz, sefa geldiniz derim. Vakit geldiğinde, vade dolduğunda, hayat yolculuğu son bulduğunda, Horasan'da başlayıp Dede Yaylası'na gider emin adımlarla Bahattin Gazi. Şimdi de selamlama konuşması yapmak üzere vakfımızın ikinci başkanı Sayın Şahin Karataş Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Ahmet Yesevi emreder. Bu çırağı takip edin dervişler. Bu ışıktır senin tek güzergahın. Sakin olduğu yerdir mekanın. Horasan illerinden çıktı yola. Acem, Arap derken diyar-ı Roma. Omzunda keşkül,
elinde asası, menzil Anadolu, yoktur tasası. Dolaştı obalar, beyler boylar, kasabalar, kentler onu kucaklar. Aylar süren yolculuk sona erdi, Bahattin Gazi bir büke erişti. 13 haneli bir köydü Karabük, kutsal görevdir bu, olur mu hiç yük? Soğanlı çayı baharlarda coşar, daim vermekte sürülere zarar. Bahattin Gazi der, köprü gerek, yöreye hizmettir en büyük erek. Başladılar köprü yapmaya candan, ayağı kesme taş, harcı Horasan. Keresteleri geyikler taşıdı, kerameti dilden dile yayıldı. Birdenbire arttı halkın rağbeti, çok dua etti ahirete hicreti. Eşine 3 günde gelmezsem eğer, danamı salıver, beni bulur der. Danası almış evliya nazarı, dede yaylasında bulmuş mezarı. Tarih seni tanır geyikli baba, bu topraklar ya veli ya şüheda. Horasan'dan gelen alp erenler, Anadolu'dan vefa beklerler. Saygılar sunuyor. Sayın Şahin Karataş Beyefendi'ye teşekkürler ediyoruz. Şimdi de selamlama konuşması yapmak üzere vakfımızın üyesi Kemal Özdemir muhtarımızı davet ediyorum. Buyurun. Bugün yine güzel bir gün yaşıyoruz. Ben bir defa ben şunu söyleyeyim. Bir insan olarak bu güzel ülkemin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. İstersem son ana kadar bu güzel insanlara hizmet etmekte en ufak tereddüt etmem. Şimdi ben Hasan amca ve diğer konuşmacı kardeşlerimiz bir şeyler anlattılar. 1994 yılından evvel burada Bahattin Gazi için dernek vardı. Şahin Karataş kardeşimiz o dernekte defterde noter tasdikli gördüm ben. Senede 15 lira vermek suretiyle okuduğu okuldan çıktığında üye olmuş orada. Onu gördüm. Onu hemen söyleyeyim. Peşinden güzel ülkemin güzel insanları, Karabük'ümün güzel protokolü, kısa kısa söyleyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben hepinizi tanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Burası 30 kilometre. Bizi ve Bahattin Gazi'yi ziyaret etmek için hepiniz buraya kadar geldiniz. Bu kilometreyi kat ettiniz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Seyyar satıcılara, buraya gelen herkese minnettarlık duyuyorum. Açık söylüyorum ve çok mutluyum bugün. Çok teşekkür ediyorum. Değerli protokol, değerli Karabüklüler, burada bu hazırlıkları yaparken Karabük ilimize bağlı olan burada meclis üyemiz, başkanımız var, meclisten görevli arkadaşlar var, arabalar var. İl özel idaremize bir defa teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Karabük Belediye'mize teşekkür ediyorum. 1994 yılından bu tarafa Sayın Valim, Karabük Belediye'mizde buradaki eksikleri görüyoruz. Senesine bu eksikleri gidermek için çalışma yapıyoruz ve bu törene hazırlıyoruz. Sizi çok tutmayacağım, hakkınızı helal edin. Bu külliyelerin yapımında söyleyeceğim bunu. Bana burada kendisi yok ama Hacı Nazım abi ve rahmetli büyüğümüz Hasan amca burada. Buranın yapılmasında ilk harcı o koymuştur. Bana burada bunu takip edeceksin, yapacaksın demiştir. Ben de kabul etmişimdir. Ve büyüklerimizle beraber bir araya gelerek buranın ilk
eski binalarını yıkmak suretiyle yenisini yapmışızdır. Yani Karabük Valiliğimiz, belediyemiz, bütün sivil örgütleri hep beraber, herkes kendi karınca kaderince buraya el uzatmıştır ve bu hale gelmiştir. Şimdi beraber yemek yiyeceğimiz binayı da tekrar saygıdeğer Hacı abimiz Nazım Çapraz'ın katkılarıyla yapılmıştır. Belediyemizin katkılarıyla yapılmıştır. Ben değerli milletvekillerimi çok seviyorum, hepsini. Şimdi Karabük, ben 13 hanede 1935'te dünyaya geldim. Yani Zofran'da 1. sınıf, 2. sınıf Kapılı'da okudum. Zaten o zaman ki yıllarda değerli büyüklerim, 5. sınıf yok. İlkokul diploması 3. sınıftan. 2'yi okudum, ondan sonra evlendik. Tamam, çoluk çocuğa karıştık. İşler değişti. Şimdi o yıldan bugüne kadar burada Bahattin Gazi'yi anma Paneir adı altında Hasan amcanın dediği gibi yapılır idi. Ama zaman Karabük büyüdü, ilçeyken il oldu, vilayette valilerimiz oldu, vali yardımcılarımız, il müdürlerimiz oldu ve bugün buradalar çoğu ve burası da vakıf kurmak suretiyle daha modern bir duruma getirmek gerekti ve bugün de bu durum meydana geldi. Beni dinlediğiniz için seyyar satıcılara, buraya gelen kardeşlerime, bay ve bayan, herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Muhtarımız Sayın Kemal Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, programımıza katılamayıp telgraflarıyla bizleri onurlandıran davetlerimizin telgraflarını okumak istiyorum. Ankara'da süren çalışmalarım nedeniyle bu özel etkinlikte aranızda bulunamadım. Çok değerli hemşerilerimi saygıyla selamlarım. Doktor Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Milletvekili. Maneviyat bir milletin özüdür. Doğruluk ve dürüstlük hakkın sözüdür. Büyüklerimiz kalbimizin gözüdür. Gözsüz görülmez Bahattin Gazi. Değerli misafirlerimiz, Karabük İl Müftümüz Sayın İlyas Yılmaz Türk Hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sayın Valimiz, kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, il başkanımız, komutanımız, protokolümüzün diğer üyeleri, il müdürlerimiz, muhterem davetliler, Allah dostları, Allah'a ve Resulüne iman eden, Allah'ın sevgili kullarından birinin kabrinin yanında onu anmak üzere toplanan muhterem davetliler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Günümüz mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Az önce okunan ayeti kerimelerde Ela inne evliya Allah la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun ellezine amenu ve kanu yettekun. Dikkat edin, agah olun, bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Onlar iman eden ve salih amel işleyenlerdir buyuruyor Cenab-ı Rabbimiz. İman eden ve Allah'tan sakınanlardır buyuruyor. Dolayısıyla bir Allah dostunun, Evliyaullah'tan birinin, şehrimizin manevi mimarlarından birisinin kabrinin yanında onu anmak üzere, ona dua etmek üzere ve bizlerin de aynı yolda olduğunu belirtmek üzere şu anda anma programındayız. Din konusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hemen sonra istismara açık hale gelmiştir.
Efendimizin hemen vefatından sonra sahte peygamberler, sahte mesihler, sahte mehdiler türemiş ve tarih boyunca bunlar ümmetin başına bela olmuşlardır. En son bela milletimizin manevi hayatını istismar etmek suretiyle 40 yıl boyunca milletimizin desteğini, maddi desteğini de istismar yoluyla elde etmek suretiyle en son 2 yıl önce milletimizin başına bela olan Pensilvanya şeytanı ve benzeri her türlü istismar odaklarına karşı son derece dikkatli olmak durumunda olduğumuzu bu vesileyle bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Din konusu ihmale gelmez. Bedenimizi nasıl ki ehliyetli doktorlara emanet ediyorsak, din konusunda da hem öğretimde hem öğrenimde hem danışmada her konuda din konusunda da ehliyetli insanları, selahiyetli kişileri, ihtisas sahibi insanları bulmak durumundayız. Aksi halde tarih boyunca olduğu gibi bundan sonra da istismarcıların olması muhtemeldir, olacaktır. Dikkatli olmak durumundayız. Allah Teala birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu vesileyle merhum şehitlerimizin cümlesine rahmet diliyorum. Hasreten Bahattin Gazi Hazretleri'nin maneviyatından istimdat ederek hepimize Cenab-ı Hakk'ın yarınlarımızı daha hayırlı eylemesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyor, saygılar sunuyorum. Karanlık gecelerin aydınlığında, sessiz çığlıkların koptuğu anda, hasret vadisinde Allah yolunda yürür emin adımlarla Bahattin Gazi. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Karabük Milletvekilimiz Sayın Niyazi Güneş Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet arz ediyorum efendim. Saygıdeğer valim, milletvekili arkadaşım, belediye başkanım, il müdürlerimiz, vakfımızın çok değerli başkanı Hasan abi, Bahattin Gazi dostları, Karabüklü hemşerileri, il başkanımız ve değerli kardeşlerim. Bugün burada Bahattin Gazi Hazretleri'ni her yıl olduğu gibi tekrar onun manevi huzurunda onu anmak üzere bir araya geldik. Bu mutat her yıl geleneklise gelenek hale gelen bu ziyareti hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu ziyaretlere emeği geçenleri, vakfımızın değerli mensuplarını huzurlarınızda şükranla yad etmek istiyorum. 25. yılı bu sene kutlanıyor. Daha önceleri anladığımız kadarıyla halkımızın kendi içinden gelerek buralara geldiği ve manevi görevlerini yaptıklarını anlıyoruz. Değerli kardeşlerim, Anadolu, Balkan alemi, Gazi dervişlerin fütuhatıyla Türkleşmiş ve İslamlaşmıştır. Bosna Hersek'te bildiğiniz gibi her yıl Ayvaz Dede şenlikleri yapılıyor. Ayvaz Dede de Bahattin Gazi'nin bir kardeşidir. Anadolu'nun her yerinde Horasan'dan gelmiş Hoca Ahmet Yesevi dergahında eğitimini almış manevi fatihlerle doludur Anadolu ve Balkan alemi. Hiçbir zaman at üzerinde
kılıçla fethettiğimiz topraklar bizim olmadı. Ne zaman bu topraklar bizim oldu? İşte alperenlerle, Horasan'dan gelen gazi dervişlerle, Horasan'da yetişmiş, eğitilmiş dervişlerle bizim oldu. Bahattin Gazi, 13 hanelik Karabük köyünde rolü neydi? Köyde rolü, köyün davarını, malını gütmekti. Köye hizmet etmekti. Köyün hizmetinde bulunurken doğruluğu temsil etti. Dürüstlüğü temsil etti. İslam'ın ana umdelerini temsil etti. Yalan söylemedi. Yalan söylememeyi köylülere öğretti. Aldatmadı, kandırmadı. Ve özünde İslam'ın esası olan doğruluğu ve dürüstlüğü köylüye anlatmaya çalıştı. Her ne zaman ki yaptığı hizmetlerde farklı mesajların alınmasını anladığı zaman yola düştü ve işte bu tepeye geldi. Bunu Hasan abi bizlere güzel kendi ifadeleriyle anlatmaya çalıştı. Ama biz şunu anlayalım. Demek ki Bahattin Gazi Hazretleri'nin bu bölgede görevi doğruluğu ve dürüstlüğü çevresine ve insanlara anlatmaktı. Ve Anadolu'da ecdadımızın fethettiği bu topraklarda gönülleri fethetmekti. Gönüllerin fethi önemliydi. Kimseye baki değil, mülkü devlet simüzer, harap olmuş bir gönül tamir etmek hüner. Gönül almak, gönül yapmak, gönül tamir etmek. Anadolu'da alperenlerin, Horasan erlerinin vazifesi gönülleri fethetmekti. Ve Anadolu ve Balkan alemi böyle bizim oldu. Bizim topraklar oldu. Buraların İslamlaşması ve Türkleşmesi böyle gerçekleştirildi. Bugün biz bu manevi büyüğümüzün şemsiyesi altında yakılan ateşin ısısı altında bulunuyoruz. Değerli kardeşlerim, aşk ateşiyle yakılan, aşk ateşiyle dikilen dikiş ne zamana kadar devam eder? Kıyamete kadar devam eder. Kıyamet kopuncaya kadar Karabük'te, Karabük köyünde yakılan ateş kıyamet kopuncaya kadar inşallah devam edecek. Belki bir tarih bu ateşin etrafında küllenme olmuş olabilir. Ama içindeki kor hiçbir zaman sönmedi. Sönmediği için işte o ateşin etrafında insanlar bugün bu tepede bir araya geldiler. Ve bu ateş sönmeden kıyamete kadar inşallah devam edecek. İnsanlar öldüklerinde değil, unutulduklarında ölürler. Unutulmamanın yolu, hatırlanmanın yolu bu ateşe demek ki sahip olmaktır. Onun etrafında olmak, onun yanında olmaktır. Değerli kardeşlerim, biz de bugün bu ateşin yanındayız. Onun şemsiyesi altındayız. Onun himayesi altındayız. Bakınız, burası bir tepedir. Bu tepe gibi etrafta çok tepeler var. Ama bu tepeye değer veren husus Bahattin Gazi Hazretleri'nin burada methun olmasıdır. Onun
Karabük'te yaktığı ateştir ve hizmettir. Bunu anlamamız, bunu bilmemiz bile bizim için büyük bir değerdir. Bu değere sahip çıkan Karabüklü kardeşlerimizin arasında olmak bize de şeref kazandırıyor. Ben tekrar ediyorum, Bahattin Gazi Vakfımızın bu hizmeti takdire şayan bir hizmet olmuştur. Bizleri bir araya getiren bir hizmet olmuştur. Karabük Belediye'mizin burada yaptığı hizmetlerde kendilerinden Allah razı olsun, başkanımız da burada, buranın güzelleştirilmesinde, bu hale gelmesinde emeği geçti. Ve az önce, bizden önce Kemal abimiz konuştu. Onlar aile olarak, babası dahil, hep Karabük'ün, Karabük köyünün sahipleri oldular. Ve hizmet ettiler. Hizmette sınır tanımadılar. Ve bir de şunu sizlere ifade etmek isterim. Karabük'ün bir de manevi mimari büyüğü var. Geçen sene vefat ettiler. Mustafa Efendi kendisini biz de huzurlarınızda rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onun da bu hizmetlerdeki gayretini ve hizmetteki önemini hepimiz yakinen biliyoruz. Bütün geçmişlerimize, bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize, rahmeti rahmatına kavuşanlara Cenab-ı Hak'tan rahmet ve cennetini niyaz ediyoruz. Yüce Mevla sizlere, bizlere onların yolunda yürümeyi nasip etsin diyorum. Hepinizi bu dualarımla ve dileklerimle, hürmetle ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Milletvekilimiz Niyazi Güneş Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Karabük Milletvekilimiz Cumhur Ünal Beyefendi'yi kürsüye davetle arz ediyorum. Öncelikle Mevlam'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Değerli valim, değerli milletvekili arkadaşım, değerli belediye başkanımız, komutanımız, değerli emniyet müdürümüz, AK Parti'mizin il başkanı, değerli müdürlerimiz, il genel meclis başkanımız, değerli misafirler, değerli hanımefendiler, ben de bu güzel günde hepinize en kalbi duygularımla sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Yıllar yılı buraya gelmeye gayret ederiz. Geliriz. Çok azdır gelmediğimiz zamanlar. 20 yıl aşkındır. Ve 20 yılı daha aşkındır burada Bahattin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfımız çeşitli hizmetlerde bulunmakta. İlk gelmeye başladığımız yıllarda gerek buranın yolu, gerekse buranın düzeni, çevresi çok farklıydı tabii. Her yıl bir şeyler eklendi, bir şeyler yapıldı. Vakfımız bu hususta buranın güzelleşmesi, vatandaşımızın hizmetlerden daha faydalı şekilde yararlanabilmesi için gerek vakfımız, gerek Karabük Belediye'miz, gerek özel dairemiz el birliğiyle burada katkı sunmaya çalıştılar. Bugün işte geldiğimiz hal nokta ortadadır. Tabii bizler de buraya gelen vatandaşlarımız gibi gelmeye, bu şemsiyenin altından istifade etmeye, bu manevi alanı, havayı yaşamaya gayret ediyoruz. Tabii burası Mevlana gibi bir şemsiye. Arkadaşlarımız da ifade etti. Bölgemizde çeşitli büyüklerimiz var, yok değil. Yakın illerimizde de var elbette ki. Ama şunu elbette bilmek gerekir. Her büyüğün bir çemberi, bir manevi alanı, bir etkileşim alanı var. Büyükleri elbette her zaman ziyaret etmek, onların manevi alanlarından, onların bırakmış olduğu izlerden mutlaka yararlanmak, ders almak gerekir. İnsanın boş kalmaması gerekir. Kısacası insanlar birilerinin doğru yürüyen, doğru iz bırakan insanların ne yapmalı? Arkasından mutlaka gitmeli. Onların bıraktığı izlerden yararlanmalı ve onlar gibi dünyada iz bırakabilmeli elbette. Bizler de işte bu amaçla bugün buraya geldik. Gelmeye gayret ediyoruz. Geleceğiz de inşallah. Tabii şunu
ifade etmek gerekir. Bu hareketin burada başlangıcı elbette Niyaz Hocam'ın da söylediği gibi yıllar yılı farklı kişiler tarafından yürütüldü. İnsanlar kendi el yordamıyla buralara gelmeye çalıştı ama çok düzenli bir şekilde Mustafa Hocam'la, rahmetli Mustafa Boyraz Hocam'ızla, Mustafa Efendi ile birlikte burada aslında bu hareket başladı. Onu elbette rahmetle anmak gerekir. Onun elinden biz çok çay içtik, pilav yedik, yemek yedik, karşılıklı oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Onun gerçekten kişiliğinden, güzelliğinden, adamlığından istifade etmeye çalıştık. Çok izler bıraktı, onu görüyoruz, burada da görüyoruz. İşte öğrencileri, onunla beraber yürüyenler, onunla beraber hareket edenler elbette bizlere de iz bıraktı ki bizler de işte yıllar yılı buraya gelmeye gayret ediyoruz. Mevlam büyük insanların, ayak izi bırakabilen insanların, insanlara miras bırakabilen insanların, büyük insanların arkasından elbette yürümeyi Mevlam bizlere her zaman nasip etsin. Bu hareketin devamını sağlayan değerli Hasan Küçük hocama da ve ekibine de bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bir bayrağı, bir mirası devraldılar. Koray bir bayrak ve miras devralmadıklarını da biliyorum. İnşallah azimli bir şekilde sizden sonraki gelecek nesillere bu hareketi, bu güzelliği bırakmak nasip olur. Ben tekraren bugün buraya gelen, yıllarca buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Mustafa Efendi'yi bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah bu hareketin içinde olan herkese elbette şefaatçi olmaya da onu Cenab-ı Allah nasip etsin. Firdevs cenneti inşallah mekanı olsun. Katılan değerli büyüklerimize, hanımefendilere, beyefendilere, değerli çocuklarımıza, değerli eşrafımıza çok teşekkür ediyorum. En kalbi duygularımla sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Milletvekilimiz Sayın Cumhur Ünal Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Karabük Valimiz Sayın Abdülhalim Can Beyefendi'yi kürsüye davetle arz ederim efendim. Sayın milletvekillerim, değerli belediye başkanım, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli amirleri, kıymetli il başkanım, vakıf başkanımız, kıymetli abimiz, Hasan abimiz, Karabük'ümüzün güzel gönül yoldaşları, değerli hemşehrilerim, ben de hepinizi konuşmamın başında kelam-ı edeb ile selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Elbette güzel ifadelerden sonra uzun bir konuşma yapmayacağım. Niyazi hocamız, kıymetli milletvekillerimiz, Hasan abimiz, Cumhur Bey milletvekilimiz çok güzel ifade ettiler. Hakikaten bakıldığı vakit Anadolu'nun hemen her yerinde, Urfa'dan tutun ta Artvin'e kadar, Ağrı'dan tutun diğer uç Balıkesir'e kadar hemen her yerde bir gönül evinin yaktığı bir çırağı, bir ışığı, bir mumu, bir ateşi gözlemlemek ve onun ışığı altında, onun ısısı altında var olmak ve o şekilde yaşamak ve orada o şekilde hayatını sürdürmek mümkündür. Ve biz bunu her yerde görüyoruz. Anadolu'muzun hemen her yerinde bir şeyh, bir alim, bir murid, bir gönül eri, bir mürşidi kamilin bu şekilde yaptığı ve açtığı bir yolu ve o yoldan gidenleri gözlemlemek ve görmek mümkündür. Bundan işte yaklaşık 300-400 yıl evvel Horasan'dan kalkıp ta buralara kadar gelmiş ve burada bir yol çizmiş ve o yolda bizlerin de sabit bir şekilde sebat ederek gitmesine vesile olmuş değerli büyüğümüz, kıymetli alim ve eren Emurşid Bahattin Gazi Hazretleri'ni bu vesileyle biz de yad ediyoruz. Elbette buranın imar edilmesinde, bu hale gelmesinde başta belediye başkanımız olmak üzere il özel idaremizin ve vakfımızın çok büyük gayretleri olmuş. Onlara hepinizin huzurlarında teşekkür etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Bahattin Gazi Hazretleri olmak üzere ilimizde metfun olan şehitlerimiz, gazilerimiz, alplerimiz, erenlerimiz ve mürşidi kamil gönül evlerinin hepsini saygıyla, selam ile niyaz ediyorum ve onlara olan hürmetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Onların ruhaniyetlerinin üzerimize daim olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum efendim. Sayın Valimiz Abdülhalim Can Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Bahattin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı ile Karabük Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Bahattin Gazi Anma ve Dede Yaylası etkinliklerinin bu bölümünde Safran Tasavvuf Yolu Derneği İlahi Dinletisi için kardeşlerimizi davet ediyorum. Al beni yanına ya Resulallah, bas beni bağrına ya Habiballah, bu canım yoluna kurbandır senin. Al beni yanına ya Resulallah, özledim Resulü Medine dedin, gidemedim o da hayli senedir. Özledim Resulü Medine dedin, gidemedim o da hayli senedir. Medine gülleri tane tanedir, canımın cananı ya Nebi Allah. Medine gülleri tane tanedir, canımın cananı ya Nebi Allah. Al beni yanına ya Resulallah, bas beni bağrına ya Habiballah, bu canım yoluna kurbandır senin. Al beni yanına ya Resulallah. Sanma biter zahid işin, insan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Hay hay, insan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Safran Tasavvuf Yolu Derneği İlahi grubuna çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli misafirlerimiz, programımızın bundan sonraki bölümünde, yani az sonra geleneksel pilav ikramında ve ardından öğlen namazı kılınacaktır. Saygıyla arz ederim. Uzaktan ve yakından buraya teşrif eden siz değerli konuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyor. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek ümidiyle hoşça kalınız efendim. Oh,